Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 28 Eylül 4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta dolunay haftasındayız. Ayın ışığı büyüyen fazla olacak. üzerimizdeki enerjileri de tabii ki daha güçlü olacak. Hafta başından itibaren iletişim gezegeni Merkür artık sizin burcunuzda. Merkür bu yıl akrep burcunda uzun süre kalacak bir aralığa kadar. Çünkü son retromuzu Akrep Burcu'nda yapacak. 14 Ekim'de Merkür Burcu'nuzda gerilemeye başlıyor. 3 Kasım'a kadar gerileyecek. Bunu şimdiden haber vermek istiyorum. 14 Ekim'e kadarsa Merkür Burcu'nuzda ileri hareketli olacak. Bu dönemde tabii ki Merkür zihnimizi yönetir, düşüncelerimiz, fikirlerimizle alakalıdır. özellikle iletişimle ilgili konular, bilgi alımı, paylaşımı, eğitim gibi konular, okuma, yazma, çizme, ticari faaliyetler, kısa bazı seyahatler, ulaşımla alakalı konularda daha aktif bir dönemde olacaksınız. Yakınlarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla iletişim kurabilir, görüşebilir, fikir ve bilgi paylaşımlarında bulunabilirsiniz ve önemli işlerinizi lütfen özellikle 14 Ekim'e kadar yapmakta fayda var. Çünkü 14 Ekim'de geri harekete geçecek Merkür. Bu da günlük hayatımızda birazdan iletişimle ilgili konularda sıkışmalar, biraz rötarlar, gecikmeler yaratabilir. Bu hafta gezegeniniz Mars Koç burcundaki gerilemesini sürdürüyor ve Oğlak burcunda ileri harekete dönecek olan Satürn'e Mars Kare açıda olacak bu hafta. Mars-Satürn kareleri biraz zordur. Oldukça zor açılardır. İkisi de malefik enerji ve toplumsal alanlarda da baskılar, kısıtlamalar yaratabilir. Siz de günlük hayatınızda bazı böyle engeller, kısıtlamalar hissedebilirsiniz. Belki bir seyahate gitmek istiyorsunuz, orada bir engel çıkabilir. İş hayatınızda görüştüğünüz kişilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Zaman zaman enerji düşüklüğü, biraz böyle kronik ağrılar, sızılar olabilir. Hatta ufak tefek kazalar, sakarlıklar bile Mars, Satürn karelerinde olabilir. Yanınıza çalışan kişilerle de ilişkilere dikkat edin lütfen ve 1 Ekim'i e, 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı 9 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek 6. evinizde. Bu dolunay iş hayatınızla ilgili bir konuyu aydınlatabilir. Mesleki konularda bazı sorunlarınız varsa onlarla tabii ki daha fazla yüzleşebilirsiniz veya onları çözmeniz gereken bir dönemdesiniz artık. Çünkü erteleyemeyeceğiniz bir süreçtesiniz. Yanınızda çalışan kişiler, iş aldığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, asistanınız, yardımcınız Belki bir sorun olabilir, işten ayrılabilir ya da anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bakımını üstlendiğiniz kişiler, özellikle evci hayvanlarınız, onlarla ilgili sağlık konularına dikkat edin. Tabii ki kendi sağlığınıza da dikkat edin. Altıncı evinizdeki bir dolunay, üstelik şironla birleşen bir dolunay, sağlık konularında bazı hassasiyetler olabileceğini ve sizin onlarla ilgilenmeniz gerektiğini işaret edebilir. Baş ağrıları çok olabilir. Migren gibi kronik sorunlarınız varsa, evet bu hafta, bunların daha fazla nüksetmesi, sizi daha fazla zorlaması mümkün görünüyor. O yüzden kendinizi çok yormayın, dinlenmeye çalışın, stresten de mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.